RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 17 Haziran Pazar hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli Artvin ve Yusufeliler Derneği tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Artvin ve Yusufeliler Tanışma ve Kaynaşma Şenliği Atatürk Kültür Parkı'nda vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Sofralar kuruldu, odun ateşinde semaveri çay demlendi. Ereğli Atatürk Kültür Parkı'nda bugün adeta Karadeniz havası vardı. Ereğli, Artvin ve Yusufeliler Derneği tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen ve geleneksel hale gelen Artvin ve Yusufeliler Tanışma ve Kaynaşma Şenliğine ilgi yoğun oldu. Memleket özlemi çekenler ve şenliği dört gözle bekleyenler hemşerileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, kamu kurum ve kuruluş amirleriyle daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşmalar yapıldı. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, davetimize katılma nezaketini gösterdiğiniz için derneğimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün geleneksel hale getirdiğimiz şenliğimizin 5.'sini kutlamak için buradayız. Buraya bu denli yoğun katılımın olması bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Sağ olun, var olun. Sevgili hemşerilerim, malum olduğu üzere ülkemizin en çok göç veren kentlerinden biri Artvin. En çok göç alan kentlerden biri de Ereğli'dir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı döneminde savaşa ve siyasi nedenlere dayalı göçün yerini yakın tarihimizde ekonomik nedenlere dayanan göçler almış. Allah'ım birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Çünkü memleketimiz bugünlerde zor durumlardan geçiyor. Onun için diyorum ki ayrılığın vakti değil kardeşim. Dört yanını sarmış ateş çemberi, hep beraber yanmayalım, gel beri. Duymayalım her gün şehit haberi. Ayrılığın vakti değil kardeşim. Dört bir yandan düşmanlar üzerine gelirken, FETÖ denen belayı üstüne gönderirken, ekonomik açıdan doları yükseltirken, ayrılığın vakti değil kardeşim. Yusufeliler Derneğimizin böyle bir şenliğinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyor. Bu vesileyle hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Evet, bugün bayram, bir taraftan da derneğimiz ve Yusufeliler hemşerilerimiz bir şenlik düzenliyorlar. Aslında ikisinin birlikte olması, bunun çakışması bir şeyi perçinliyor. Bizler bu güzel vatanın coğrafyasındaki yurdun dört bir köşesindeki insanlar olarak, bir olarak, beraber olarak, birlik ve beraberlik içerisinde her zaman tarih boyunca bir araya gelmişizdir. Bu anlamda Ereğli'mizde tarih boyunca gerçekten birçok medeniyetlere eşlik etmiş, ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla tüm yurdumuzun her tarafından burayı yurt edinen hemşerilerimiz birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, komşuluk geleneği içerisinde, sevgi ve saygı içerisinde şükürler olsun ki bugüne kadar gelmişler. Tabii biz bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bu tür etkinlikler
geçmişimizi, kökümüzü, geleceğimizi aktarma noktasında önemli bir etken ve önemli bir vesile. Bunların yaşaması çok önemli. Ereğli'mizde başta Artvin Yusufeliler olmak üzere çeşitli STK'lar ve hemşeri dernekleri tarafından bu organizasyonların yapılması gerçekten bir Ereğli olarak, bir belediye başkanı olarak beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunları sürdürelim. Bunları bir iş gibi görmeyelim. Fedakarlıklar yapalım. Birlikte ortak hareket ederek bunları gelecek kuşaklarımıza, gelecek nesillerimize taşıyalım. Bugün güzel bir hava var. Bayram dedik. Ve önümüzdeki günlerde de bir seçim var. Bizler de seçim sahasındayız. Çalışıyoruz. Allah'ım birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Sizler hemşehrilerimiz olarak tüm vatandaşlarımız gibi ülkemiz üzerinde oynanan oyunları böyle akbaba misali kenarda bekleyen o hainleri mutlaka görüyorsunuz. Dolayısıyla mutlak surette 24 Haziran'da vatandaşlarımız demokratik haklarını, anayasal haklarını kullanacaklar, tercihlerini yapacaklar. Onlara saygımız sonsuz. Ancak şunu bilmemiz gerekir ki gerçekten ülkemiz tarih boyunca, yüzyıllar boyunca bu hainlerin, bu düşmanların hep plan ve programlarında olmuştur. Kötü emellerinde olmuştur. Ancak şurada olduğu gibi birliğimizi, beraberliğimizi hep korursak, hep muhafaza edersek bunlar hiçbir zaman bu kötü emellerine ulaşamayacaklardır. Zaten biz millet olarak, ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, geçmişte kurmuş olduğumuz bütün medeniyetler, devletler olarak biz bir medeniyetin mensuplarıyız. İşte bu medeniyet çok farklı kültürlerden, çok farklı değerlerden müteşekkil ama İslam coğrafyasının, İslam medeniyetinin üretmiş olduğu bir medeniyetin mensuplarıyız. Bugün de bu güzelliklerin, bu kardeşliğin, bu birlikte yaşamanın, bu birlikte yaşama becerisini oluşturmanın işte bu medeniyetin, bu milletin tarihten getirmiş olduğu bir kültür, bir üründür. Biz şunu arzu ediyoruz ki bütün bu zenginliklerimizde, bütün bu kültürümüzde, bütün bu medeniyet değerlerimiz, medeniyetimiz, medeniyet kodlarımızda yeniden medeniyetimizi diriltip, ayağa kaldırıp, yeryüzü medeniyeti haline getirmek ve tüm insanlık aleminin de sorunlarını çözmede öncülük etme çabası içerisindeyiz hep beraber. Biz millet olarak böyle bir milletiz. Geçmişte büyük medeniyetler kurmuş, büyük devletler kurmuş, üç kıtada at koşturmuş bir milletin evlatlarıyız. Biz başkasının peşinden, başkasının emrinde, başkasının buyruğu altında yaşamayı kanımıza dokunur diye bakıyoruz ve bundan sonra da yeniden o tarihimize, o medeniyetimizin bize bırakmış olduğu mirası aynı seviyede dünyada hakim bir medeniyet, dünyada büyük bir devlet kurma çabası içerisindeyiz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bütün çabamız budur. Onun için hep millet olarak birbirimizi sevmek, millet olarak birbirimize kucaklaşmak, millet olarak vatanımızı, bayrağımızı, devletimizi her şeyin üstünde tutarak koruma mecburiyetindeyiz. Bugün de işte bunun çabası içerisindeyiz. Her zamankinden daha çok birliğimize, her zamankinden daha çok kardeşliğimize, her zaman daha çok vatanımızı ve milletimizi, bayrağımızı sevmemiz gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Onun için bugün bir siyasi seçim süreci yaşıyoruz. 24 Haziran'da bir seçim var. Elbette ki demokrasinin gereği bütün siyasi partilerimiz bugün yollarda hep beraber çalışıyoruz. Şuradaki esas olan şey elbette şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkemizin üzerine oynanan oyunları, milletimizin, devletimizi, toprağımızı bölmek ve parçalamak isteyenlere karşı hassasiyet göstermek durumundayız. Ve bunu korumak durumundayız. Bunun mücadelesini vermek durumundayız. Bugün ordumuz hem içeride hem dışarıda ciddi mücadeleler veriyor. Sınırımızın bu tarafında bir takım hendekler, çukurlar, bir takım bölme parçalama çabası içerisinde olan terör örgütleriyle ciddi mücadele veriliyor.
ve o mücadelede ordumuza ve güvenlik güçlerimizin zafiyete uğramaması için herkesin çaba sarf etmesi gerekiyor. Hep beraber arkasında durmamız gerekiyor. Sınır ötesinde operasyonlar düzenliyor. Yıllarca orada oluşmuş şer odaklarının, terör yuvalarının temizlenmesi için çaba sarf ediyor. Ordumuzun Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda bugün de Kandil'deki mücadelesinin arkasındayız. Ve hep beraber ordumuzun arkasında olmak durumundayız. Çünkü onlar vatanımızı ve milletimizi korumak üzere oradalar. Şehitlerimiz bizim şehitlerimiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve ordumuza da orada muvaffakiyetler diliyoruz. Sanatçı Mustafa Yıldız Doğan, MHP Konya İl Başkanlığı organizesiyle Konya'da konser verecek. Değerli hemşehrilerim. Sanatçı Mustafa Yıldız Doğan, MHP Konya İl Başkanlığı tarafından organize edilen programda konser verecek. Konya İl Başkanlığı Büyük Bayram Buluşması kapsamında etkinlik düzenleyecek. Buna göre 18 Haziran Pazartesi günü saat 19.30'da Kılıç Arslan Meydanı'nda Mustafa Yıldız Doğan konseri gerçekleştirilecek. Uzun bir aradan sonra Konya'da ilk defa Konya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımızın hazırlamış olduğu Büyük Bayram Buluşması'nda sizlerle beraber olacağız. 18 Haziran Pazartesi akşamı Kılıç Arslan Meydanı'nda partiniz, düşünceniz, fikriniz, renginiz ne olursa olsun, rengimiz 18 Haziran akşamı al beyaz bayrağımız olsun. Hepinizi konserime davet ediyorum. Rabbime emanetsiniz. CHP'nin Konya'dan birinci sıradan aday gösterdiği Abdülhatif Şener kentin her noktasında tepki görüyor. Konyalı vatandaşlar Abdülhatif Şener'i Recep Tayyip Erdoğan sloganlarıyla karşıladı. CHP'nin Konya'dan birinci sıradan aday gösterdiği Abdülhatif Şener, kentin her noktasında tepki görmeye devam ediyor. Şener, Kızılören ve Sefaköy'de CHP'lilerle gerçekleştirmeye çalıştığı konuşmasını takip eden olmadı. Konyalı vatandaşlar, Abdülhatif Şener'i Recep Tayyip Erdoğan sloganlarıyla karşıladı. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Kandil'deki terör hedefleri vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya nefes aldırmıyor. Mehmetçiğin 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği hava harekatında teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin bir bir imha edildiği duyurulmuştu.
Bu sabah itibariyle TSK'nın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada operasyon sonucu 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Öte yandan Kuzey Irak'ta terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda ZAP, Avaşin Basyan ve Hakkari Çukurca'da 9 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü örgüte yönelik operasyonlar devam edecek. Başbakan Binali Yıldırım miting için gittiği Sivas'ta bir eve konuk oldu. Çay içti, sohbet etti. Evet, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım geliyor. Evimize geliyor. Başbakanı mitingde açtığı pankartla evine çay içmeye davet eden Selçuk Akkaya'nın bu isteği geri çevrilmedi. Mitinge gittiğimizde ben pankart açtım. Beni başbakanımız yanına davet etti. Ve sonra da ben de onu evimize davet ettim, geldi. Yıldırım Akkaya ailesinin Çiçekli Mahallesi'nde bulunan evine çay içmeye gitti. Burada aile yakınları ve mahalleli Başbakan Yıldırım'ı coşkuyla karşıladı. Başbakan bir süre aileyle sohbet etti. Yıldırım ailenin çocuklarına oyuncak hediye etti. Sabaha karşıydı. Hastaneden önce yoğun duman, ardından alevler yükseldi. Yangın bir anda her yeri kapladı. Adres Gaziantep. Şehit Kamil ilçesindeki özel bir hastanenin bodrum katındaki enerji depolama odasında aşırı ısınmadan dolayı sabaha karşı yangın çıktı. Binada oluşan yoğun duman nedeniyle genel yoğun bakımdaki 25 ve farklı servislerde tedavi gören 10 hastayla yeni doğan ünitesindeki 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 personel tahliye edildi. Bu sırada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar da başka hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada her türlü araştırmanın yapılacağı aktarıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. Manisa'nın Selendi ilçesinde şiddetli yağmur sele neden oldu. İlçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sokakların adeta dereye döndüğü Selendi'de otomobiller de sürüklendi. Dudu Özdemir de iki çocuğuyla sele yakalandı. O sırada bulundukları yer çöktü. Annesinin ellerinden kayan 4 yaşındaki Rüzgar Özdemir dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu. Hemen bölgeye gelen ekipler minik Rüzgar için arama kurtarma çalışması başlattı. Küçük çocuğu bulma çalışmaları devam ediyor. Şiddetli yaz sağanağı günler süren uyarıların ardından İstanbul'da kendini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan yağış kenti bir anda suya gömdü. Bakırköy'de İncirli alt geçidini su bastı. Bir minibüs yolcularıyla birlikte mahsur kaldı. Araba gitmedi, kaldı, su geldi, o kaldı içinde. Araç içinde kalanların yardımına itfaiye ekipleri koştu. Mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye erleri sırtlarında sudan çıkarttı. Yağmur en fazla Anadolu yakasında Ümraniye ve Beykoz arasında etkili oldu. Hatta bazı noktalarda ufak çaplı dolu yağışı da kendini gösterdi. Yağışlar sadece mega kent İstanbul'u değil, tüm Marmara bölgesini etkileyecek. Zira sağanak 3 gün boyunca devam edecek. 3 günlük Ramazan Bayramı tatili sona erdi. Tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar eve dönüş yolculuğuna geçti. İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor. Saatler ilerledikçe araç yoğunluğu da artıyor. Buna bir de Marmara bölgesinde etkili olan sağanak yağış eklenince trafikte ilerleyiş güçleşiyor. Kocaeli-Tem Otoyolu, İzmit-Bekir. Yaşanan yoğunlukla birlikte emniyet güçleri de trafik denetimlerini artırdı. Karadeniz'i İç Anadolu bölgesine bağlayan güzergahta olan Çorum'da kontroller drone yardımıyla gerçekleştiriliyor.
Polis ve jandarma ekipleri gün boyu yaptıkları denetimlerde sürücülere hız yapmamaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Biz başka pencerelerden aynı güne uyandık. Taze ekmek kokusu sardı evi. Fonda Barış abinin sesi. Biz Adile teyzenin masallarıyla büyüyen çocuklar. Mahmut Hoca'dan hayatı, Turist Ömer'den selamı, Tatar Ramazan'dan adaleti öğrendik. Kaldırımda misketlerimiz aynı tınıyla çarpıştı. Boğazımıza aynı leblebi tozu kaçtı. Paylaştık kahkahayı, acı ve heyecanı. Aynı kalpten sarsıldık. 17 Ağustos'ta, 10 Kasım'larda. El ele verdik. Gönüller bir olsun temennisiyle kucaklaştık. Anne olduk, kardeş olduk. Can olduk, canan olduk. Yine aynı kalple gururlandık. İlhan'ın altın şutuyla. Evlatların başını aynı yerden okşadık. Aynı alna değdi bayramda öpülen büyüğün eli. Farklı şehirlerde, farklı kapılardan aynı eve girdik. Sen ben değil, biz olmayı bildik. Şimdi dünya ve düzen değişiyor. 16 yıllık birikimimizle Türkiye şahlanma dönemini açıyor. 24 Haziran'da el ele verdiğimizde Türkiye vakti başlıyor. Ereğli'de yeni bir mağaza açıldı. Bayan giyim üzerine iddialı olan Deniz Butik, açılışı özel fiyatları ile dikkat çekiyor. Kaliteli ve marka ürünleri Ereğli bayanlar ile buluşturan Deniz Butik'te adeta yok yok. Açılışı özel gömlek, ceket, pantolon, askılı, kutulum ve daha neler neler. Gelin, görün, farkımızı fark edin. Deniz Butik, Hacı Müteahhit Mahallesi, Rasimereğli Caddesi, Pembe Köşk Apartman 6, Adese karşısında. Telefon 712 14 15. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayi'nden devrim niteliğinde kampanya. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi bir evin en önemli eşyalarını oluşturur. Ancak düğün arifesinde bütün hepsini almak maddi sıkıntıya sokabilir. İşte burada Vestel Tulum Ticaret devreye giriyor. Beyaz eşya takımını Vestel Tulum Ticaret'ten alan tüm genç çiftlerimize düğün salonu hediye. Evet, yanlış duymadınız. Tulum Ticaret Vestel Showroom'dan 3 adet beyaz eşya alan çiftlerimize ister nişan, ister kına, İsterlerse düğün salonunu hiçbir ücret talep etmeden hediye ediyoruz. Özel ve güzel bir gün için Tulum Düğün Salonu yeter. Evini yenileyenler için de müjdemiz var. Eski beyaz eşyalarınızı 1000 liraya varan indirimlerle alalım. Yerine yepyeni teknoloji harikası Vestel marka beyaz eşya verelim. Üstelik 12, 24, 36 aya varan taksit imkanı. Siz almanın, biz satmanın gururunu yaşayalım. Güven ve dostluğun buluştuğu yer. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayi. İrtibat telefon merkez 0332 713 2603 şube 0332 710 5510. Tulum Düğün Salonu rezervasyon telefon 0532 441 0026 0544 580 07 0 0332 713 2603. Türkiye bestelleniyor. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit.
seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.